Ama sabah saatte genel bir yardımcımızdan biz helikopter müdahalesini istedik. Rüzgar da yoktu. Yangın da sönmek üzereydi. O zaman helikopterin yararlı olmayacağı söylenmişti. Ama şu anda o yararlı olmayacak denilen helikopterler hızlı hızlı çalışıyor şu anda ama iş işten geçti. Dün sizinle bir bağlantı gerçekleştirdik. Çok daha umutlu konuşuyordunuz konuya ilişkin. Bugünü kaçırmamak gerekiyor diyordunuz. Efendim, evet. Biz çok güzel bir senaryo kurmuştuk burada. İyi bir koordinasyon sağlamıştı ve ekip yerini almıştı. Gerekli çalışmalar burada, her şey yapılmıştı. Ama dediğimiz gibi gün 6'da ağırdı. Ama ilerledi. Hiçbir müdahale yapılmayınca yangında artık coştu, rüzgarla coştu. Yani biz sabah erken saatlerde bu müdahaleler yapılmış olsaydı biz şu anda size müjdeli haberi veriyorduk. Çökertme için geç kalındı diyebilir miyiz? Artık. Çökertme yandı efendim zaten. Bozalan da yandı. Gökbel de yandı. Şimdi fesleğen yanıyor. İşte Siteler bölgesi ve yavaş yavaş Türk evlerine doğru. Arkada Akçakaya tehdit altında. Yukarıda Hayıtlı Demirciler tehdit altında. Yani çok geniş bir alanda mücadele devam ediyor şu anda. Şimdi Siteler bölgesi diyorsunuz. Yakın yerleşim yerleri tamamen boşaltıldı mı artık? Evet, tamamen boşaltılan yerler var. İşte Çökertme, Bozalan, Gökbel, oralar tamamen. İşte Türk evleri Akçakaya kısmen boşaltıldı valilik kararıyla. Diğer yerlerde bir boşaltma yok. Çökertmede anladığım kadarıyla insan kalmadı artık. Herkes tahliye edildi, ancak hayvanların tahliyesi sürüyor mu? Hayvanlar da tahliye edildi. Dün akşam biz burada bir yandan o mücadeleyi verirken gerçekten yolun iki tarafı da ateş içerisindeydi ve biz burada herhalde bir 50-60 tane inek ve yavrusunu karayoluyla deniz kenarına güvenli yere çıkardık. Peki şu anda Çökertme'nin özellikle neye ihtiyacı var? Evet, uçağa ihtiyacı var. Geç kalındı diyoruz, ancak başka temel ihtiyaç olarak orada mücadeleyi temel sürdürenler için var mı? Türkiye'nin her yerinden yardım geliyor. Her seferinde onu ifade ettiği artık yiyecek, içecek türlü şey istemiyoruz. Çok yoğun şekilde geldi. Ama işte maskedir, yanmaz eldiven giysilerdir. İşte kilimdir, halıdır, temizlik eşyasıdır, havlu, sabun vesaire, ilaç, bu tür şeylere ihtiyacımız var. Peki şu anda orayı bize betimleyecek olursanız, dağın tamamen yandığı bilgisi elimize ulaştı. Yeşil alan kaldı mı artık Çökertme'de? Yani Çökertme'de hiç yeşil alan kalmadı. Peki Bozalan tarafında, daha Çökertme'den şimdi bizim bulunduğumuz bu Türkiye'lerine yaklaşan bu mıntıkaya kadar yeşil alan kalmadı. Mazlut tarafında da kalmadı. Bunları duymak çok yani acı. Yani buradan geriye doğru, kuzeye doğru, Milat istikametine doğru testleyen bölgesine kadar da ben oraya tam çıkamadım ama orada da yeşil alan kaldığını düşündüm. Peki şimdi bu termik santral meselesi çok önemli. Yani rüzgarın yönü nasıl? Termik santrale doğru ilerliyor mu yangın? Bunun için nasıl bir önlem şöyle, almak gerekiyor? Efendim, bize yakın olan Kemerköy Gökova Termik Santrali. Bir de kuzeydoğu istikametimizde de Yeniköy Termik Santrali var. İki tane. Yani rüzgar öyle esiyor ki bazen Kemerköy Termik Santrali'ne doğru, bazen de arkadaki Yeniköy Termik Santrali'ne doğru. Yeniköy Termik Santrali biraz daha mesafe uzakta ama yani bazen o yöne doğru esiyor, bazen bu yöne. Karışık esiyor ve küçük esiyor. Peki ulaşmaması mümkün değil o zaman. Ulaşması durumunda yani ne olacak? Şu aşamada daha ulaşır diyemem. Çünkü 6-7 kilometrelik mesafe var daha buradan. Gökova Termik Santrali'ne. Yani şu anda oraya varıncaya kadar daha siteler var. Efendime söyleyeyim, işte balık üretim tesisi var. Yani Kemerköy mahallemiz var. Ondan sonra termik santral var. Yani oraya daha mesafe var. Peki bir önlem alındı mı termik santralle ilgili? Çünkü evet, bu orayla da sınırlı gündür, kalabilecek bir mevzu değil eğer. Gerekli önlemler alınıyor. Hatta şunu da söyleyebilirim. Şu anda bizim burada oluşturduğumuz hani kritik eşik açılmasın diye oluşturduğumuz buradaki ekipte termik santralin ekibi ve araçları ve personeli de var. Peki şu yani anda kritik eşiği beraber korumaya çalıştık. Benim merak ettiğim, Çökertme'de çok ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Biz sizi takip ediyoruz.
yönetiyorsunuz? Kim yönetiyor bu koordinasyonu? Kim yapıyor şu anda orada? Yetkililer efendim, orada mı burada, bakanlıktan? Evet, şimdi burada bu bir orman yangını her şeyden önce. Çünkü bu yangın 30 kilometre, yaklaşık 30 kilometre ilerideki Beycerler'den geldi buraya. Yani 30 kilometre boyunca yangın yerleşim yerlerini etkileye geldi. Ki yerleşim yerlerinin tamamı ya orman içi köyler ya da orman kenarı köyler. Ve bu anlamda da koordinasyon ana eksen olarak Orman Bakanlığı'nda. Biz Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi olarak yerleşim yerlerinde ve diğer yerde çalışan orman ekibinin desteklenmesi babında görev yapmaktayız. Ama ormandan o kadar güçlü geliyor ki, yani orman korunamadığı sürece yerleşim yerlerini koruması çok zor burada. Bekir Pakdemirli'nin bir açıklaması var. Sorumluluk belediyelerde diyor. Ormanlık alanlarda da mı? Yani yerleşim bölgelerini korumak benim görevim ama bu yangın, orman yangını ve geçenlerde bir orman müdürümüzün o çökertmediği ifadesiyle atom bombası gücünde yerleşim bölgelerine geliyor ve yani ormandaki o güce, o şeye ormanda durduramadığımız sürece yerleşim yerlerinde engel olmamız mümkün değil. Son olarak, yani önce ormanı korumak lazım. Evet, ormanı koruyacağız ki ilerleme olmasın, anladığım kadarıyla, değil mi? Tabii. Yani çok çok güçlü geliyor yani. Öyle güçlü geliyor ki bazen ekipler şeye yanaşmakta çok çok zorlanıyoruz. Peki bu sıçrama nasıl oluyor? Bir kozalak bile ormanın büyümesine, orman yangınının büyümesine sebep olabiliyor. Siz az önce yanlış duymadıysam sabah saatlerinde yangının sönmek üzere olduğunu, ancak sonra tekrar... Rüzgar da yoktu. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Dün geceden itibaren biz o kritik eşik olarak dediğimiz, mevzilendiğimiz yerde biz ateşin bize gelmesini bekledik. Dedi ki bu ateş bize gelse biz 1-2 saat içerisinde gece bu yangını söndürürüz. Ama rüzgar hiç yoktu ve ateş de yanmamakta direndi ve sabaha kadar bizim olduğumuz yere gelemedi. Peki sabah geldiğinde o tarafa yaklaştığında gücü azalmış da iyice. Yani bir tokatla iş bitecekti burada. Ama saat 6 geçti, 7 geçti, 8 geçti, 9 geçti, 10 geçti ve rüzgar çıktı artık. Rüzgar çıktıktan sonra yangın tekrar uyandı. Uyanınca karşıya, o kritik eşik dediğimiz yerin karşı tepeye sıçradı. Tepenin arkasından dolaştı önce. Sonra tepenin üstünden aşağıya sitelere doğru saldırdı. O anda yoğun bir müdahale beklediniz ancak gelmedi. Ya uçak çok zordur, bilmiyorum. Üstümüzden geçti uçaklar sabah. Marmaris tarafına geçti herhalde. Şu anda yanmakta olan gördüğünüz yerin üzerinden geçti uçak. Şimdi Fahrettin Altun'un bir açıklaması var, iletişim başkanı. Şimdi belediye başkanları diyor ki havadan müdahale olmuyor diyor. Şimdi siz de belirtiyorsunuz, zaman zaman oluyor. Uçak yok, helikopter var, bölük pörçük, ama kendisinin bir açıklaması var. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde örneğin Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazöz alevlere karşı savunduk diyor. Şimdi peki bu sizin bölgeniz için, Milas için, çökertme için niye gerçekleşmiyor olabilir madem ki Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine 3 uçak müdahale ettiyse? Efendim dün niye gelmiyor diye sorduğumuzda bakan yardımcımıza, ya uçaklar geliyor siz görmüyorsunuz dediler bize. Görmüyor musunuz yani uçakları? Burada bütün gazeteciler var, bütün halk var, biz buralardayız sürekli. Yani dün bize öyle söylendi ama biz uçak görmedik. Bugün sadece üzerimizden Marmaris tarafına giden uçakları gördük. Teğet geçiyor herhalde size. Yani Marmaris tarafına geçtiler, evet. Hı hı. Üzerimizden, bizim üzerimizden uçaklar Milas tarafından gelip Marmaris tarafına geçtiler. Ama böyle bir şey olabilir mi? Şimdi siz diyorsunuz ki biz uçakları sorduk. Uçakların buraya geldiğini söylediler, görmediğimizi söylediler. Sonra da Marmaris'e geçtiğini açıkladılar herhalde. Hayır, yok. Açıklamadım. Siz uçakları geldi de sizin görmediğiniz dediğiniz dün. O dündü. Hı. Dün mesela çok uçak istedik. Dün, çünkü dün, kritik gün dün demiştik. O koordinasyon toplantısından sonra. Ama biz dün uçak görmedik ama dediler ki geldiler, siz görmediniz. Geldiler ve müdahale ettiler de siz görmediniz, öyle evet, mi? Evet, müdahale ettiler, siz görmediniz. Evet. Ama bugün uçak gördük. Uçak gördük ama üzerimizden Marmaris'e geçerken gördük. Aklım almıyor benim de gerçekten. Çok enteresan bir durum. Size çok üzgünüz. Mücadeleniz sürüyor biliyorum. Peki öngörünüz var mı? Nasıl sönecek artık? Uçaklar da gelmedi diyelim. Ne olacak?
Efendim şimdi tabii orman bitinceye de yanacak herhalde, bilmiyorum yani. Çünkü şu anda önümdeki alanda o siteler bölgesinde biraz ateş azaldı. Sadece dumanlar yoğun şekilde var ama dağın arka, tepenin arka tarafında yoğun bir ateş ve duman var. Tepenin arka tarafında da tehlike var. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgileriniz için. Bize vakit ayırdınız. Kolaylıklar diliyorum. Geçmiş olsun tekrar.